herkese merhaba. Yine ilginç bilgilerin olduğu bir grafiti dersi videosuna hoş geldiniz. Zannedersem bu bilgi internette, YouTube'da yok. Yani benim tahmin ettiğim kadarıyla yok. Baktım ben ama bulamadım. Şimdi klasik bir sıkıntımız var diyelim. Bir grafiti yapacaksınız ve elinizde FedCap yok. Ya da bir akşam gazlandınız, ben gidip sağa sola boyayacağım dediniz ve elinizde FedCap yok. Bunlar, şu elimde gördüğünüz cap'ler, sprey boyaların üstünden çıkan standart cap'ler. Sırasıyla yeni 94'ün üzerinde çıkan cap, bu daha önce çıkıyordu, eski 94'lerin üzerinde var ama hala var. Bu da Montana Gold'un üzerinden çıkan standart cap'ler bunlar. Yani bu kepler aslında bizim grafiti yaparken asla kullanmadığımız kepler. Yani çünkü kenarları kirli sıkıyor. Ancak belki tag falan yaparken kullanabileceğiniz şeyler. Şimdi sprey boyamızda bu keplerin nasıl sıktığını bir önce görelim. Ondan sonra bu kepleri FedCap haline getireceğim. Size bu tekniği göstereceğim. O teknikten sonra da bu keplerin nasıl birer canavara dönüştüğünü göreceksiniz. Yani acayip kalın sıkıp FedCap haline dönüştüğünü göreceksiniz. Şimdi önce bakalım standart kepler sprey boyada nasıl sıkıyormuş. İlk kullanacağımız pocket cap dediğimiz 94'lerin üzerinde çıkan cap. 94'ün üzerinde çıkan standart beyaz, noktası beyaz cap, standart cap yine. Bu da bu kalınlıkta. Son kullanacağımız da Montana Gold'ların üzerindeki çıkan standart cap. Bu da bildiğimiz standart gold cap. Gördüğünüz üzere sonuç bu standart caplerde. Etrafı kirli, net değil. İlki birazcık daha hafif düzgün gibi ama ötekinin kalınlıkları da bu. Şimdi bu capler nasıl FedCap haline dönüştürülür? Size gösteriyorum. Göstereceğim teknik, bir tanesini göstereceğim ama bütün keplerde aslında oluyor. Yani skinny'yi de alıp bu teknikle daha kalın sıkan bir cap haline rahatlıkla dönüştürebilirsiniz. Şimdi keplerdeki herkesin yanıldığı aslında bir şey var. Cap'in, boyanın burası kalın, yani büyük olduğu zaman kalın sıktığını düşünür herkes. İşte yaptıkları şey çiviyle buraya böyle kalınlaştırınca kalın mı sıkar diye bir düşünce var herkeste ama öyle değil. Şimdi size bir kepin nasıl kalın boya sıktığını göstereceğim. Aslında olay şuradaki çizgiden ibaret. Yani şuradaki çizgiye baktığınız zaman ince. Yani bunu size en net olarak gösterebileceğim şey şu. Elimde bir skinny cap var. Şunun inceliğine bakın. Bu da elimde bir tane astro cap var. Astro cap'in şuradaki çizginin kalınlığına bakın. Sizin elinizde eğer varsa incelerseniz buradan ikisinin farkını göreceksiniz. Yani buradan değil iş, ucundan değil. Kalın sıkmasının sebebi şuradaki çizgilerden aslında. Gördüğünüz üzere. Şimdi biz bu standart cap'i ne yapacağız? Bunun inceliğine bakın. Aynı aslında skinny gibi ince. Ama tabii çizmek için yapılmadığı için, etrafı kirli sıktığı için kullanılmıyor genelde. Ya da bunu işte ne bileyim sandalye boyamak için falan gibi insanlar aldıkları için bunu kullanıyorlar ama bizler için aslında uygun değil. Şimdi biz bunu FedCap haline getirmek için şu çizgisini kalınlaştırdığımız zaman bir falçatayla, o zaman biz bunu FedCap haline getireceğiz. Yani şuradaki çizgiyi kalınlaştıracağız. Kullanacağımız şey bir adet falçata ama lütfen bunu dikkatli kullanın. Sağınızı solunuzu dikkat edin, kesmeyin. Yapmamız gereken şey şuradaki ince çizgiyi iki tarafından şu çapağını içine düşürmemek kaydıyla kalınlaştırmak. Bir tarafını kestim. Öteki tarafını da şu anda kesiyorum. Şu çapak kısmını içeri doğru, yani dışa doğru aldım. İçine düşmesi, tıkamasın diye. Şu anda gördüğünüz üzere o tarafı kalınlaştı. Bu işlemin aynısını ötekilere de yapacağım şimdi. Biraz önce sıktığım skinny hallerinden sonrakinin farkını göreceksiniz. Takip edin. O biraz önce size gösterdiğim işlemeyi yaptıktan sonra ötekilerine de yaptım. Şimdi sırasıyla ilk önce pocket cap. Gördüğünüz üzere şu çizgisini kalınlaştırdık. Bakalım pocket cap, ince sıkan cap
ne hale gelmiş? Yani şu ilkine bakıyoruz. İkinci cap'imiz 94 standart cap, beyaz eski cap. Hayır. Bu da biraz önce kestiğimiz Montana Gold'un üzerindeki standart cap. Evet, farkı görüyorsunuz. Bunlar işlem yapılmadan önceki halleri. Yani bayağı aslında ince. Bu da kalınlaştırdıktan sonraki halleri. O kestiğimiz yeri kalınlığını ne kadar büyütürseniz o kadar kalın sıkacaktır. Yani bunda mesela biraz daha kalın aslında kesmişiz. Daha kalın olmuş. Mesela şu oldukça iyi bir şey oldu ve şu ikisi zaten baştakiyle aynı. Gördüğünüz üzere farklı kalınlıklarda sıkabiliyor. Bunları tabii bu şekilde yapmamızın sebebi hani tag vesaire atacağınız zaman da istediğiniz gibi rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz üzere çok ilginç bilgiler olan bir grafiti dersi videosunun daha sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi, likelamayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın ki çok izlensin. Biz de size daha çok video yapalım. Görüşmek üzere. BMF'de kalın.